Evet, çok mutaraf. Sedef Kabaş'ın tutuklu olarak yargılanması çok büyük bir haksızlık sevgili izleyiciler. Ee, bir an evvel en kısa sürede evladına kavuşması dileğiyle diyorum. Ee, gerçekten inanılır gibi bir şey değil. Ee, hep konuştuk, ifade ettik. Trollerin hedefindeydi. Akşam saatlerinde gözaltına alındı ve geride bıraktığımız dakikalarda da tutuklandığı haberini aldık. Bu konuyla ilgili hukukçular da açıklamalar yapıyorlar ardı ardına. Ee, tabii sistem de eleştiriliyor bir taraftan. Ee, bugünkü örnekte Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı ile ilgili e, diyelim ki bir eleştiri ya da A kişisi B kişisi bir eleştiride bulundu. Hangi sıfatla yargılanıyor? Aynı zamanda AKP Genel Başkanı pek çok kavram karışıklığı var ama iş yurttaşa ya da gazeteciye ya da sanatçıya geldiği zaman prosedür tam tersine işliyor. Hatta Adalet Bakanı bile bu konuda hüküm verecek bir tweet paylaşabiliyor. Gazeteciler Cemiyeti'nden de bu konuyla ilgili bir tepki geldi efendim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'ndan gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alınması ve tutuklanması ile ilgili bir tepki geldi. Gazetecilerin hedef gösterilmesi, gözaltına alınması böyle olaylar her seçim döneminde tekrarlanıyor dendi. Son olarak da Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gece yarısı evinden gözaltına alınmıştır. Ve hemen ardından da tutuklama kararı geldi. Biliyorsunuz efendim Gazeteciler Cemiyeti'nin açıklaması şöyle devam ediyor. İfade özgürlüğü devleti şoke eden, rahatsızlık veren düşünceleri de kapsamaktadır. İfade özgürlüğü demokratik toplumun en temel özgürlüklerinden biridir. Ülkede gazeteciler düzenli olarak tehdit ediliyor, gözaltına alınıyor ve tutuklanıyorsa toplumun geleceği de demokrasisi de tehlike altındadır. Gazetecileri gece yarısı gözaltına almak demokrasiyi geriye getirmeyecektir. Meslektaşlarımızın konuşma, haber yapma ve yazma özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız. Sedef Kabaş'ın serbest bırakılmasını bekliyoruz. İktidarı basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü alanında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygı duymaya çağırıyoruz." diyor Gazeteciler Cemiyeti yapmış olduğu açıklamalarda efendim. Sedef Kabaş geride bıraktığımız dakikalarda nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkan kararla Tutuklandı. Tutuklanarak e, ilerleyen saatlerde de Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevine gönderileceği bilgisini avukatları verdiler. Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Sedef Kabaş tutuklandı. Evet önümüzdeki sürecin takipçisi olacağız efendim. Bir kez daha yineleyelim. E, basın gazetecilik suç değildir. Basın hürdür ve sansür edilemez. Gerçekleri duymak kimi zaman... Kimilerini rahatsız etse de o gerçekler ifade edilmeye, söylenmeye ve paylaşılmaya devam edecek. Evet, sıradaki haberimize devam edelim.